Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Ben Tango Alfa 5 Hotel Özgür Ay, Konya bölgesi. Türkiye İzcilik Federasyonu TİFAKE kurulu üyesiyim. Yıllardır Türkiye İzcilik Federasyonu içerisinde amatör telsizcilik, amatör telsizci izciler, bununla ilgili çabalarımız vardı. Şükürler olsun bu sayımız o kadar çok arttı ki artık 12 yaşından 80 yaşına kadar amatör telsizci, izci gönlümüz ve liderlerimiz olmaya başladı. Bu sayımızın daha da artmasını ümit ediyoruz. Sizlerin de katkısıyla inşallah amatör telsizcilik sınavında başarılı izciler olarak Türkiye'de adımızı bir başka literatürde duyurmaya çalışıyoruz. Bunun için biz de elimizden gelen emekleri sarf etmeye çalışacağız. Şimdiden eğer bir kusurumuz varsa Tamam, affola. hadi görüşürüz. Yusuf Ziya Liderim de şu anda geldi. Yusuf Ziya Liderim ben şehri kapatıyorum. Size devrediyorum. Şehri kapattım ben. Tamam, gidelim. Evet, Hoş arkadaşlar geldin. hayırlı Hoş geldin. akşamlar. Teşekkür ederim, özür dilerim. Küçük bir sorun yaşadık arkadaşlar. Bunun için özür diliyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. İsmim Yusuf Ziya Dağlıoğlu. Türkiye İzcilik Federasyonu TİFAKE kurulu üyesiyim. Öncelikle açılış konuşması yapmak için federasyon başkanımızı davet etmiştik ama federasyon başkanımız şu an Ankara'dan İstanbul'a doğru yolda aracıyla ve bunu telsiz üzerinden gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Ben şimdi anons edeceğim. İnşallah görüşmeyi gerçekleştirebileceğiz. Tango Alfa 1 Zulu kesme mobil Tango Alfa 5 Yankee. Evet arkadaşlar bizi duyuyorsa şimdi tekrar anons ediyorum. Cevap verecek inşallah. Tango Alfa 1 Zulu kesme mobil Tango Alfa 5 Yankee. Evet. Zannediyorum ki şu an müsait değil. İlerleyen dakikalarda arkadaşlar yine bu görüşmeyi gerçekleştirip size merhaba diyebilmesi için çağrıda bulunacağız. Öncelikle arkadaşlar seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan hayırlı akşamlar. Şimdi ilk olarak sınava nasıl müracaat edeceğiz? Bununla ilgili size bilgi vermek istiyorum. Çünkü değişiklikler oldu bu sınava girme ile ilgili. Bu nedenle şimdi size onu anlatmaya başlayarak seminerimize başlamak istiyorum arkadaşlar. Evet, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sınavla ilgili bir anlaşma yaparak Milli Eğitim Bakanlığı'yla Milli Eğitim Bakanlığı'na sınav yapma işlerini oraya devretti. Bununla ilgili de bir kılavuz yayınladılar arkadaşlar. Evet, kesiyorum. Şu an başkanımız çağrıda bulunuyor. Evet başkanım hayırlı akşamlar. Şu an canlı yayındayız. Amatör telsizcilik sınavına hazırlık seminerindeyiz. Bir merhaba demenizi rica ediyoruz açılış konuşması için. Biliyoruz yoldasınız. Lütfen dikkatli kullanarak merhaba diyebilir misiniz? Evet. Tabii ki liderim. Şu anda henüz yola çıkmadık. Ayrıca bilmek üzereyiz. Ankara'dayız. Çeşitli görüşmeler yaptıktan sonra inşallah işimizi bitirdik. Birazdan İstanbul'a doğru yola çıkacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz buradan Ankara'dan, Yusuf liderim Konya'dan, bir başkası Amerika'da olsa Amerika'dan el cihazlarıyla birbirimize konuşabiliyoruz ve haberleşebiliyoruz. Rahmetli Erdoğan Gürbüyük liderimiz derdi ki İletişim en güzel anahtardır, her türlü kapıyı açar. İletişimi sağlayabilmek için de mutlaka bizim bir şekilde haberleşebilmemiz lazım. Özellikle izleyici faaliyetlerinde de haberleşmede amatör telsizciliği özendirmek zorundayız.
Bunun için yaptığımız bütün faaliyetleri daha rahat ve güvenli yapabilmek için de amatör tesisine ihtiyaç var. Aynı zamanda arama kurtarma ekiplerimiz için, aynı zamanda afetlerini Allah korusun göstermesin ama kullanacağımız bu cihaza hepimiz sahip olmalı ve mutlaka hepimiz kullanmayı bilmeliyiz. Bu programı izlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Zannediyorum sadece izciler değil, izci olmayanlar da izleyeceklerdir. Bu güzel uğraşı edindikleri için ve sürdürecekleri için şimdiden herkese teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Üniversite sınavlarda başarılar diliyorum. Hayırlı akşamlar, kolay gelsin. Burası Tango Alfa 1 Zulu, Kesme 2, Tango Alfa 5 2, frekans tekrar edeyim, şimdilik 73 bitti. Tango Alfa 1 Zulu Kesme 2, Tango Alfa 5 Şanki. Başkanım, teşekkür ediyoruz. Şimdiden hayırlı yolculuklar diliyoruz. Evet arkadaşlar, hemen devam edelim çalışmamıza. Amatör telsizcilik e-sınav başvuru ve uygulama kılavuzu yayınladılar. 2020-2021 yılı için. Bununla ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım size. Ondan sonra derslerimize geçeceğiz arkadaşlar. Evet, amatör telsizcilik sınavları telsiz iletişim teknikleri alanında kendini yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyenlerden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Amatör Telsizcilik Sınavı Belgelendirme Yönetmeliği hükümlerine göre belge başvurusu yapan adaylara yönelik yapılan teorik sınavları kapsamaktadır diyor. Biliyorsunuz 12 yaşından büyük ve temyiz kudretine sahip kişiler girebiliyor bu sınava. Amatör telsizcilik e-sınav başvurularınızı burada verilen adresten yapacaksınız arkadaşlar. Yani Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sayfasından yapacaksınız. E-Devlet şifresiyle. Birazdan bunu daha detaylı bir şekilde size tarif edeceğim arkadaşlar. 2 Kasım'dan Yusuf, itibaren... Yusuf dilerim, sesinizi biraz açabilir misiniz? Sesiniz biraz az geliyor. Evet. Şu an daha iyi mi dilerim? Bir de sesi değiştirmeye çalışayım ben. Bir saniye. Biraz daha açın. Arkadaşlar çünkü sesiniz az geliyor diye ilettiler. Tamam dilerim. Hemen bakıyorum. Şu an nasıl dilerim? Daha iyi dilerim, daha iyi. İsterseniz bir de kameranın kendi şeyi var. Onu bir de onu deneyelim. Şimdi şu şekilde nasıl dilerim? Daha iyi çok mi? Çok daha iyi, çok daha iyi dilerim. Tamam, kameranın sesini kullanalım o zaman. Şunu çekiyorum. Evet. 12 yaşından büyük arkadaşlarımız da girebilecekler bu sınava. 2 Kasım'dan itibaren yeni müracaatlar alınmaya başlandı. Bu arada bir önceki dönemde sınav için para yatıran arkadaşlarımız vardı ama pandemiden dolayı biliyorsunuz Mart ayında pandemiden dolayı sınavlar iptal edilmişti ve para yatıran arkadaşlarımızın geri ödeme çalışmaları Kıyı Emniyeti tarafından devam ettiğini bildirdi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sayfasında. Bu arada arkadaşlar sınava müracaatlar eğer 12 yaşını doldurup 16 yaşından gün almamış iseniz E-Devlet üzerinden değil de şahsen ya da posta yolu ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunacaksınız. Adli sicil kaydı olan kişilerin başvurusu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Adli sicil durumu incelemesine bağlı olarak değerlendirmeye alınacak arkadaşlar. Sınava A, B ve C sınıfı amatör telsizcilik belgesinden birini tercih ederek gireceksiniz sınava. Biyometrik fotoğraf kullanmak zorundasınız başvuru sırasında. Başvuruların Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirme netice e-sınav başvuru kabul edilen adayların listesi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün yine sayfasında ilan edilecek arkadaşlar. Başvurusu kabul edilen adayların TC kimlik numarası ile e-sınav ücretini yatıracaklar. Adayın e-sınav ücretini yaptırabilmesi için başvurusunun kabul edilmiş olması gerekiyor.
Başvurusu onaylanan ve e-sınav ücretini yatıran adaylar için en yakın sınav tarihi ve saati e-sınav randevu sistemi tarafından otomatik olarak belirlenecek. Adaylar e-sınav ücretini yatırdıktan sonra yine kıyı emniyetinin sayfasından e-sınav giriş belgelerini alabilecekler. Daha doğrusu almak zorundalar ve renkli bir şekilde almak zorundalar. E-sınav giriş belgesi e-sınav giriş belgesi ile sınava katılabilecekler. Bu arada yeni açıklanan pandemi nedeniyle yeni açıklanan yasaklar var arkadaşlar. Bu yasak sınava girecek adayları kapsamamakta. Elinizde bu sınava giriş belgeniz olduğu sürece sınava belirtilen tarihte girebileceksiniz arkadaşlar. Onunla ilgili de herhangi bir sıkıntı yok. Böyle geçelim hızlı hızlı. 50 adet soru çıkacak arkadaşlar. AB ile müracaat etmenizi, yani AB belgesine müracaat etmenizi tavsiye ediyorum ben. C biliyorsunuz, anlatacağız size yine. Daha az frekansların daha limitli şeklinde kullanacaksınız. Bu nedenle AB'ye müracaat etmenizde yarar var. 81 ilde bu sınavlar yapılacak arkadaşlar. O yüzden adresinize yakın olan yeri tercih edin başvuruyu yaparken. 60 dakika sürecek sınav ve sınav merkezlerinde online olarak bir bilgisayar başına geçeceksiniz. Sorular karşınıza gelecek. 50 tane soru çıkacak arkadaşlar. Bu şeyden sınavdan 60 ila 74 arası alırsanız B sınıfı, AB için müracaat ettiyseniz 75 ve üzeri alırsanız A sınıfı ehliyete sahip olacaksınız arkadaşlar. Bu arada teknik içerikten muaf adaylar var. Onların da onlar da elektrik elektronik bölümünden 4 yıllık mezun olması gerekiyor. Şartlar aşağıda yazıyordu. Birazdan bakarız ona arkadaşlar. O öyle birisi varsa kılavuzu iyice okuyup onlar 35 sorudan sorumlu tutulacaklar arkadaşlar. Onlar liderim fizik bölümü mezunları, fizik elektrik bölümü. Elektrik elektronik öğretmenleri, haberleşme öğretmenleri bu arkadaşlar teknik kısımdan muaflar. Evet, yalnız 4 yıllık mezunu olmaları tabii gerekiyor. Tabii ki 4 yıl teknik mezunu. Lisans mezunu yani, evet. Onlar 35 soru ve onların süresi 45 dakika olacak arkadaşlar. Teknik bölümden muaf tutulacaklar. Evet, e-sınav başvuru işlemlerini anlatacağım birazdan arkadaşlar, başka bir yerde. Evet, ücret de... Adaylar e-sınav başvurusunu yaptıktan sonra arkadaşlar 30 gün içerisinde 115 TL sınav ücreti yatıracaklar. Bu çok sorun oldu. Sürekli soruluyor. Sosyal medyada da soruluyor. Bana da çok soran oldu. Hangi bankaya yatacak diye. Ziraat Bankası'nda problem çıktı diyenler var. Ziraat Bankası'na yatıyormuş. Vakıflar Bankası'na ben yatırdım oldu diyenler var. Halk Bankası var ondan sonra. Bir de Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir ödeme yeri var. Onu da birazdan onu da paylaşacağım sizinle. Oraya da ödeyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Burada sınav giriş belgenizi mutlaka çıkarmanız gerektiği yazıyor. Ha, bir de şurayı anlatalım. Belge turu sınıfınızı AB seçenler teknik sorulardan 15 soru 30 puanlıkmış arkadaşlar. Ulusal ve uluslararası iletişim kuralları ve prosedürlerinden 20 soru çıkacak. 40 puan alacaksınız oradan tamamını yaparsanız. Amatör hizmet ve amatör uydu hizmetleri ile ilgili ulusal ve uluslararası düzenleme 15 soru çıkacak. Toplamda 30 sorudan o da 30 puan, toplamda 50 sorudan 100 puan alınacak diyor arkadaşlar.
Evet, teknik içerikten muaf olan adaylar için ise ulusal uluslararası iletişim kuralları ve prosedürlerden 20 soru, amatör hizmetleri, hizmet ve amatör uydu hizmetleri ile ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemelerden de 15 soru çıkacak. Teknik içerik yok burada arkadaşlar. Evet, şimdi bu arada arkadaşlar bu işleyeceğimiz konularla ilgili birçok dokümanı Türkiye İzcilik Federasyonu'nun resmi sitesine koyduk. Oradan da bunları indirebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim başvuru olayını nasıl gerçekleştireceğiz? Arkadaşlar Kıyı Emniyeti E-Hizmetler Amatör Tesis Sınavı ön başvuru sayfasına giriyorsunuz. Bu linke tıkladığınızda arkadaşlar karşınıza E-Devlet'in ekranı karşılıyor sizi. Buraya tıklayıp arkadaşlar şifrenizle E-Devlet'e girişinizi yaptıktan sonra TC kimlik numaranız ve E-Devlet şifrenizle açılan ön başvuru ekranında sistem sizden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü veya Milli Eğitim Bakanlığı şıklarından birini seçmenizi isteyecek. En çok hata burada yapılıyor arkadaşlar. Tekrar ediyorum orayı. Karşınıza şuradaki gördüğünüz ekran gelecek. Bir tarafta, sol tarafta Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sağ tarafta ise Milli Eğitim Bakanlığı. Milli Eğitim Bakanlığı'nı işaretleyeceksiniz. Amatör telsiz ön başvurusu kısmında Milli Eğitim Bakanlığı'nı işaretleyeceksiniz arkadaşlar. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nı seçtikten sonra sayfanın hemen aşağısında başvuru formu belirecek şu gördüğünüz. Bu arada Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nü seçerseniz ne oluyor? Sınavlar iptal edilmiş diye bir yazı geliyor size. Dolayısıyla yanlış yaptığınızı da orada anlayacaksınız. Milli Eğitim Bakanlığı'nı seçmeyi unutmayın. Burada arkadaşlar TC kimlik numaranızı sistem otomatik olarak TC kimlik numaranızı getirecek ekrana, adınızı, soyadınızı, doğum tarihinizi, cinsiyetinizi getirecek. Buraya HES kodunuzu gireceksiniz. Anne adı, baba adı, nüfusa kayıtlı olduğunuz şuradaki bilgileri siz kendiniz dolduracaksınız arkadaşlar. Sol taraf otomatik geliyor, sağ tarafı dolduruyoruz. Formun dördüncü adımında gösterilen bölümde sistem TC kimlik numarası, ad, soyad bilgilerinizi otomatik olarak atadıktan sonra doğum tarihinizi elle girmeniz gerekiyor. Gerekli bilgileri doldurduktan sonra yeni alınmış HES kodunuzu gerekli kısma girin. Eğer başka bir kurumun blok koymadığından eminseniz elinizdeki HES kodunuzu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Başvurunuza kayıt tipinizi, eğitim durumunuzu, sınav bölgenizi ve belge sınıfınızı seçerek devam edeceksiniz. Aşağıda bunun bir örneği var arkadaşlar. Bakın kayıt tipi. Eğitim durumu, lisans, işte elektrik bölümü mezunuymuş bu arkadaş, 4 yıllık yazmış, belirtmiş oraya. Sınav bölgesini seçiyorsunuz ve belge sınıfı olarak da AB veya C'yi seçiyorsunuz. Demiştim AB'yi tercih etmeniz de yarar var arkadaşlar. Gerekli iletişim bilgilerinizi doldurduktan sonra başvuruya devam edeceksiniz arkadaşlar. Başvuruda iletişime geçilecek adreslerin soruluyor burada. Telefon numarası, mobil numaranız, ondan sonra e-posta adresiniz size soruluyor. Daha sonra ön başvurunun son kısmı olan sınav başvuru dokümanlarına geliyor sıra. Burada sizden vesikalık ve ilgi alandan mezun iseniz diploma isteyecekler. Hani o elektrik, elektronik dediğimiz o muaf tutulacak bölümlerden. Onun diplomasının taranmış halini de hazır edeceksiniz eğer öyle bir durumunuz varsa. Vesikalığınızın biyometrik olması gerekiyor. Aksi halde ön başvurunuz kesinlikle kabul edilmeyecek. Evet, bu şekilde fotoğrafı bilgisayardan seçtikten sonra ok işaretleriyle yakınlaştırıp uzaklaştırarak ve sağ sol yukarı aşağı oynatarak uygun konuma getireceksiniz ve kaydet tuşuna basacaksınız arkadaşlar. Diplomanızı da yükledikten sonra duyuruyu okuyup anladığınıza ve ücreti kabul ettiğinize dair çıkan uyarıyı onaylayacaksınız.
Girdiğiniz tüm bilgileri kontrol edeceksiniz. Eksik, yanlış gibi bir durumunuz varsa başvura tıklayarak başvurunuzu tamamlayınız. Unutmayın, başvuru sonrasında düzenlenemez. Sınav ön başvurunuz iptal edildikten sonra yeniden başvurabilirsiniz ancak ve bu süreç de size zaman kaybettirecektir. Tabii iptal etmek için de yine kıyı emniyetini, yani bir yanlış hata yapıp kaydettiyseniz bu başvuruyu iptal ettirebilmek için de kıyı emniyetine müracaat etmeniz lazım. Başvurunuzun ardından, bu yukarıda yaptığınız ön başvurunuzun ardından girdiğiniz cep telefonuna kıyı emniyeti genel müdürlüğü tarafından kabul mesajı gelecek ve ödemenizi yapmanız istenecektir. Mesajın gelmemesine karşın her an başvurunuzu yine şu linkten kontrol edebilirsiniz. Kıyı emniyetinin e-hizmetler telsiz sınav giriş belgesi sorgula kısmından kontrol edebilirsiniz. Ön başvurunuz kabul edilmiş mi edilmemiş mi diye. Dediğim gibi size bir mesaj gelecek. Bu mesajı beklemek durumundasınız. Hemen gelmeyebilir. Sabırla bekleyin. Ödemelerinizi az önce saydığımız Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bankası gibi bankalardan yatırabileceğiniz gibi şuradaki linkte verdiğim adresten de yatırabilirsiniz. Bu direkt Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Ödemelerinizi buradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Banka kartı veya kredi kartı ile ödemenizi yapabilirsiniz. Linke tıklayıp resimdeki rakamları başvuru yerine yazıyorsunuz şuradaki gibi. Başvuruyu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Amatör Telsizcilik Sınavı'nı seçiyorsunuz. TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz. Cep telefonunuzu yazıyorsunuz. Merkezi sistem sınav yönergesi ödeme duyurularını okudum. Kabul ediyorum'u tıklıyorsunuz ve devama basıyorsunuz. Ödemeniz başarıyla tamamlandıktan sonra girdiğiniz cep telefonuna sınav tarihi ve saati gelecek arkadaşlar. Bu da yine hemen gelmeyebilir. Biraz sürebilir. Bu da geldikten sonra arkadaşlar herhangi bir sorun yaşamadan şeylerinizi de çıkaracaksınız. Dediğim gibi giriş belgenizi çıkaracaksınız renkli bir şekilde ve söylenen tarihte, saatte gidip sınavınızı, online sınavınızı olacaksınız. Evet. MEP başvuru kılavuzunu da sitemizden, Türkiye Eczacılık Federasyonu'nun sitesinden onu da koyarız arkadaşlar. Kılavuzu da oradan okursunuz. Yusuf evet. Liderim, izleyicilerimiz bu arada soruyorlar. Diyorlar ki ben 13 yaşındayım, sınava giriş yapabilir miyim? Sınava başvurabilir miyim? Evet, 12 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. 13'ten gün almış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet, mesela bazı kişiler 3 gün içerisinde onaylandı diyor bu şeyler. Bu arada onları da paylaşmak istiyorum Özgür Liderim. Mesela bakalım şu ön başvurunun kabul edildiğine dair. Ön başvurunuz 55-51 numarası ile alınmıştır diyor. Ön başvurunuz Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra e-posta ve SMS ile bildirilecektir diyor. Sınav başvurunuzu takip etmek için buraya tıklayın diyor. Evet. Sonra arkadaşlar parayı falan yatırdınız. Nerede? Şuraya bakalım. Amatör telsizcilik sınav başvurunuz kabul edilmiştir. Sınav ücreti, giriş ücretini yatırdıktan sonra sınav süreç bilgileri MEP tarafından bilgilendirilecektir diyor. Bu şey gelince de paranızı yatırıyorsunuz arkadaşlar. Az önceki ön başvurunuzun kabul edildiğine dair daha sonra bir mesaj daha geliyor. O da paranızı yatırmanızı istiyor. Paranızı da yatırdıktan sonra bir daha geliyor mesaj. O da sınava filan yerde, filan tarihte, filan saatte gireceğinizi bildiriyor arkadaşlar. Evet, biyometrik fotoğraf olacak, unutmayın, çok önemli. 13, yani 12 yaşından büyük, 15 yaşına kadar olanlar posta yolu ile ya da şahsen başvuruda bulunacaklar. Onunla ilgili de yine form hazırlamıştım arkadaşlar sizin için. Hemen onu şuradan göstereyim.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bir form yayınladı onunla ilgili. Bir saniye. Evet şu. 12 yaşından büyük, 15 yaşına kadar olanlar arkadaşlar, yani 16 yaşından küçük. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Amatör Telsizcilik E-Sınav başvuru formunu dolduracaklar. Yine biyometrik fotoğraflarını koyacaklar arkadaşlar. Bakın burada yazıyor. Sınav giriş belgesinde kullanılmak üzere son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik vesikalık fotoğraf göndereceksiniz. Şehit eşi ve çocuklar ile gazi eşi ve çocukları, engelli ve öğrenciler belgelerini, öğrenci olduğunuza ya da bunu ispatlayan, bu buradaki yazanları ispatlayan belgenizi başvuru ekine ekleyeceksiniz arkadaşlar, o belgelerinizi de. Zannediyorum ki, tam şu an bilmiyorum, yeni sistem olduğu için zannediyorum ki onlar daha az ücret ödüyorlar arkadaşlar. Ya da en azından belgeleri daha sonradan kazandıktan sonra belgeleri yarı fiyatına olsa gerek. Yani o kesin yarı fiyatı oluyor da sınav giriş şeyi, ücreti, o da yarı yarıya oluyor mu onu tam şu an bilmiyorum henüz. Girip de yani bu konuda bize bilgi dönüşü yapan olmadı. Evet. Sınavla ilgili Özgür liderim, herhangi bir soru var mı bununla ilgili, başka orada cevaplamam gereken sınava müracaatla ilgili? Özgür liderim, burada mısınız? Evet arkadaşlar. Hemen dersimize geçelim. Arkadaşlar 2013 yılında Amatör Telsizcinin El Kitabı diye sınava hazırlananlar için Özgür liderimle beraber bir kitap hazırladık. Bu kitabın içerisinde hem sınava giriş için, sınava hazırlanabilmeniz için, hem de arkadaşlar elinizde daha sonra bir amatör telsizcinin elinde yanında bulunması gereken bir kitap olarak hazırladık bunu. Amatör telsizcilik nedir ile başlayalım arkadaşlar. Buraları çok hızlı geçeceğim. Amatör telsizci hiçbir ticari ve siyasi yayın amacı olmadan sadece kişisel olarak yapılarak çaba sarf edilen ulusal ve uluslararası radyo haberleşmesini ve bu konularla ilgili tüm araştırmaları kapsamı içine alan bir hobidir, bir uğraştır. Bu çerçeve içerisinde kişinin kendisini geliştirmeye, bilgilendirmeye, yetiştirmeye ve uğraş vermeye yönelik olarak ülkesindeki ve dünyadaki diğer amatör telsizcilerle haberleşme yaparak telsiz haberleşme teknolojisi alanında teknik bilgi alışverişinde bulunarak ve ülkesinin adını tüm dünyaya duyuracak şekilde ulusal ve uluslararası yönetmeliklere bağlı kalmak şartıyla kişinin gösterdiği faaliyetlerin tümüne birden amatör telsizci veya radyo amatörü, radyo komünikasyon denir. Amatör telsizciler nasıl kişilerdir? Yapılan haberleşmeler sonunda alınan bilgilerle yeni teknikler geliştirmek, telsizcilik alanında yeni buluşlar yapmak gibi faaliyetlerde bulunan radyo amatörler için telsiz haberleşmelerinin daima kontrol altında bulundurulması ilkesine karşın serbestlik verilmiştir. Bu durumda tüm radyo amatörlerinde bazı niteliklerin kesinlikle var olduğu kabul edilir arkadaşlar. Bu nitelikler amatör telsizci centilmendir, amatör telsizci sadıktır, amatör telsizci güvenilirdir, amatör telsizci atılımcıdır, amatör telsizci vatanseverdir, amatör telsizci gerçekçidir, sevecendir, dünyaca kabul edilen amatörlük andına bağlıdır diyoruz. Evet, yani buradaki yazanlara
uyum sağlamak zorunda amatör telsizcilik uğraşını yapan kişiler. Evet, amatör telsizci ne yapar? Arkadaşlar bunları çok fazla sizleri oyalamayacağım bunlarla. Nasıl amatör telsizci olunuru anlattık. Eskiden bu eski bir bilgi artık. Mayıs ve Kasım aylarında en az iki defa olmak üzere yapılıyordu. Artık istediğiniz zaman sınava girme hakkına sahip oldunuz arkadaşlar. Müracaatınızı yapıyorsunuz ve sınav giriş belgeniz geldikten sonra da sınava giriyorsunuz. Online sınava giriyorsunuz. Eskiden dönemleri vardı. Yılda iki kez yapılıyordu. Artık dönem diye bir şey kalmadı arkadaşlar. Arzu eden arzu ettiği zaman sınava girip sınavdan da başarılı olursa telsiz belgesini alıp telsizini kullanabilecek. Amatör telsizcinin çalışma esasları var. Dünyada ve Türkiye'de amatör telsizcilik. Evet, dünyada başka ülkelerde amatör telsizcilik sayısı özellikle işte Amerika'da çok çok fazlayken Türkiye'de maalesef darbelerden sonra kesintiye uğradığından dolayı özellikle 1980 yılında darbe zamanında yasaklandığı için sekteye uğramış. Daha sonra 1983'te yavaş yavaş yapmaya başlamışlar tekrardan. Dernekler açılmaya başlanmış. Ve işte günümüzde bu sayı gittikçe artmaya devam ediyor arkadaşlar. Amatör telsizcilerin çalışma araçları var. Amatör telsizcilere ayrılmış frekanslar var mıdır? Evet, bu önemli arkadaşlar. Yalnızca amatör telsizcilere ayrılmış HF, VHF, UHF ve SHF bantlarında frekanslar vardır. Bu frekanslar tüm dünyaca ortak olarak belirlenmiş kanunların, yönetmeliklerin ve protokollerin belirlediği özel durumların dışında başka frekans kullanarak haberleşme yapmak yasaktır arkadaşlar. Size verilen amatör bantların bu bantlardaki verilen amatör frekanslara uymak zorundasınız. Ayrıca anlaşılmayacak şekilde kapalı haberleşme, şifreli haberleşme de yapamazlar arkadaşlar. Evet, olağanüstü durumlarda amatör telsizcilere biliyorsunuz çok ihtiyaç var. Özellikle doğal afetlerde telefon ve benzeri haberleşme sistemleri kesinlikle hizmet veremez duruma geliyor. Bunun yanı sıra kamu kuruluşlarına tahsis edilen telsiz haberleşme frekansları farklı oluyor. Dolayısıyla birbirleriyle haberleşmelerine imkan bulamayabiliyorlar. Bu bütün dünyada aynı şekildedir, sadece Türkiye'de değil tabii. Her kamu kuruluşuna ve kuruluşunun verdiği hizmetin özelliğine göre ayrı frekanslar tabii tahsis ediliyor. Olağanüstü durumlarda kamu kurum ve kuruluşları arasındaki dünya yüzeyindeki diğer istasyonlarda en iyi haberleşmeyi amatör telsizciler sağlayabiliyorlar arkadaşlar. Türkiye'den en uzak hangi ülke ile görüşülebilir? Amatör telsizciler için dünya yüzünde görüşme yapılmayacak yer yoktur diyoruz. Hatta uzaydaki istasyonlarla bile görüşme yapılabilmekte. İmkansızlıkların çaresi tabii ki mutlaka bulunabiliyor. Gerekli şartlar sağlanıyor, yerine getiriliyor ve her yerde mutlaka görüşme yapılabiliyor. Ama görüşme yapılamayan zamanlarda tabii ki özgür liderim anlatacak. Hava durumu, iyonizasyon, ondan sonra tabii ekipman da önemli. Bunların hepsini sizlere anlatacağız derslerimizde arkadaşlar. Her zaman her yer ile haberleşme yapmak mümkün mü? Uzak mesafe haberleşmesi genelde HF dediğimiz telsizlerle yapılıyor. HF haberleşmesi güneşin hareketine, mevsimlere, tüm doğa şartlarına göre değişiyor. Dolayısıyla haberleşme günün saatine, mevsimine göre farklılık gösterebiliyor. Bu yüzden her zaman her yer ile görüşme yapmak mümkün olmayabiliyor. Kısa mesafelerde ise her zaman görüşme yapmak
mümkün olabilir arkadaşlar. Evet, faydalarını geçiyorum. Burayı da geçiyorum. Direkt arkadaşlar yasa ve yönetmelik birinci bölümle başlayalım. Yasa ve yönetmelik bilgilerinden başlayalım. Burayı da çok böyle uzun uzun anlatmayacağım. Böyle bir yasa ve yönetmelik olduğunu bilin ve bunu da Türkiye İzcilik Federasyonu'nun resmi sitesinden paylaştım bu yönetmeliği. Şimdi bunu hızlı bir şekilde inceleyeceğiz. Çünkü buralardan bir sürü soru gelecek arkadaşlar. Evet, bu yönetmeliğin amacı amatör telsizcilik sınavına ve amatör telsizcilik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla. Bu yönetmelik amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyenlere amatör telsizcilik belgesi verilmesine ilişkin işlemleri kapsıyor. Bu yönetmelik işte 5/11/2008 tarihli 5809 sayılı elektronik haberleşme kanunun 43. maddesinin ve 8/6/1984 tarihli 233 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 35. maddesinin birinci fıkrasına dayanarak hazırlanmış. Bu yönetmelikte geçen acil durum ve afet haberleşmesi dediğimiz amatör telsizcilerin afet, beklenmedik olaylar ya da can ve mal emniyeti, milli güvenlik ile ilgili durumlarla bunların tatbikatlarında olağanüstü hal ve acil durum haberleşmesinde görevli kuruluşlara yardımcı olmak üzere ilgili birimlerle veya kendi aralarında yaptıkları telsiz haberleşmesine biz acil durum ve afet haberleşmesi diyoruz. Mesela bu bir soru olarak karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Aday dediğimiz amatör telsizcilik belgesi almak ya da belge sınıfını yükseltmek için amatör telsizcilik sınav başvuruları kabul edilen gerçek kişilere biz aday diyoruz. Amatör belge sınıfı dediğimiz amatör telsizcinin çağrı işareti, frekans, güç ve modülasyon türlerini işaret eden belgelendirme düzeyidir. Afet ve acil durum haberleşme operatörü, afet ve acil durum yönetiminde görev alan ilgili kuruluş akreditasyonu ile gönüllülük esasına dayalı olarak afet ve acil durum haberleşmesinde yer alan amatör telsizcilere biz afet acil durum haberleşme operatörü diyoruz arkadaşlar. Amatör telsiz haberleşmesi nedir? Amatör telsizcilerin kişisel, maddi veya siyasi çıkar gözetmeksizin teknik gelişim ya da hobi amacı ile amatör radyo band planına uygun olarak aralarında yaptıkları usul ve ulusal ve uluslararası boyuttaki telsiz haberleşmesine biz amatör telsiz haberleşmesi diyoruz. Yine çıkabilecek sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Amatör telsiz istasyonu dediğimiz nedir? Amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil ve olağanüstü durum haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarınca ya da amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişilerin kurum tarafından 18/07/2009 tarihli ve 27.292 sayılı resmi gazetede yayınlanan özel telsiz sistemleri yönetmeliğinde belirtilen frekans ve güç sınırlarında kullandığı telsiz haberleşmesi için gerekli tüm eklentileriyle birlikte seyyar veya sabit bir konumdaki bir ya da daha fazla alıcıdan veya vericiden ya da bunların birleşiminden oluşan sisteme biz amatör telsiz istasyonu diyoruz arkadaşlar. Evet, burada dikkatimizi çeken şu var. Bakın röle kurma ya da amatör telsiz istasyonu kurma hakkı bakın nerelere verilmiş. Amatör telsiz derneklerine, eğitim ve öğretim kurumlarına, acil ve olağanüstü durum haberleşmesinde görev alan kuruluşlara, izcilik kuruluşlarına, bir de araştırma kurumlarınca ya da amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişilere verilmiş böyle bir hak. Amatör telsiz istasyonu kurma hakkı arkadaşlar.
Amatör telsizci dediğimiz nedir? Hiçbir maddi veya kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyen ve amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişilere biz amatör telsizci diyoruz. Yine arkadaşlar soru olarak çıkabilecek bir madde daha okuduk. Amatör telsizcilik belgesi dediğimiz arkadaşlar, bu arada bazen duyuyorum ehliyet diyorlar. Arkadaşlar adı amatör telsizcilik belgesi, ehliyet değil. Amatör telsizcilik sınavını kazanan gerçek kişilere ve Türkiye ile mütekabiliyet anlaşması bulunan ülkeler tarafından amatör telsizcilerine verilen kimlik, sınıf ve çağrı işaretini gösteren belgeye biz amatör telsizcilik belgesi diyoruz. Yani sizin sınava girip sınavı kazanırsanız alacağınız belge bu belge. Evet, ehliyete benziyor ama adı ehliyet değil arkadaşlar. Amatör telsizcilik belgesi. Evet, bu da soru olarak çıkabilir karşımıza. Amatör radyo bant planı dediğimiz özel telsiz sistemleri yönetmeliğinde amatör telsiz haberleşmelerine izin verilen çıkış gücü, emisyon, bant genişliği ve frekansları gösterir bant planına biz amatör radyo bant planı diyoruz. Bölge numarası dediğimiz amatör telsizcilik belgesi için yapılan başvuruda beyan edilen ve istasyonun bulunduğu adresin dahil olduğu bölgelere ait numaralara biz bölge numarası diyoruz. Bunu daha geniş bir şekilde bu bölge numaralarını göreceğiz. Ama sınavı kazandıktan sonra amatör telsiz belgenizi alabilmeniz için bir dilekçe ile müracaat ediyorsunuz. Yine kıyı emniyetine sınavı kazandım. Belgemi gönderir misiniz diye bir dilekçe yazıyorsunuz. Yine tabii fotoğraf ve 90 küsür lira da bir ücret yatırıyorsunuz arkadaşlar. Oraya tabii adresinizi yazıyorsunuz, oturduğunuz yeri, ikamet adresinizi. Bu bölge numarası dediğimiz işte Türkiye'yi bölgelere ayırmışlar. 10 tane bölge var. Bu 10 bölgeden arkadaşlar hangisine giriyorsa sizin oturduğunuz yer, çağrı işaretinizde 10 bölge numarasını alacaksınız arkadaşlar. Birazdan çağrı işaretlerini gördüğümüzde, işlediğimizde bunu daha iyi anlayacaksınız orada. Yani ben işte 5. bölgeyi istiyorum, ya ben 5'i istiyorum deme şansına sahip değilsiniz. Ya da işte ben 7. bölge numarasını istiyorum deme şansına sahip değilsiniz. O otomatik olarak nerede oturuyorsanız, nerede ikamet ediyorsanız ona göre belirlenecek. CEPT dediğimiz arkadaşlar yine sınav sorusu. European Conference of Postal and Telecommunication Administrations, yani Avrupa Posta ve Telekomünikasyon İdareler Birliği demek arkadaşlar. Evet, bunu kodlayabilirsiniz. Bu arada bu şu an buradaki anlattığımı yine tekrar ediyorum. Türkiye İzcilik Federasyonu'nun resmi sitesinden bunları indirebilirsiniz. Çağrı işareti dediğimiz amatör telsizcilere veya organizasyonlara kimlik göstergesi olarak tahsis edilmiş özgün harf rakam grubuna biz çağrı işareti diyoruz arkadaşlar. Her amatör telsizcinin mutlaka bir çağrı işareti oluyor arkadaşlar. Sınavı kazandıktan sonra size hangisi boştaysa o boşta olanları veriyorlar. Bunları da birazdan hangi çağrı işaretleri var, çağrı işaretlerinin özellikleri nelerdir göreceğiz. Elektromanyetik girişim dediğimiz yani interferans yine sınav sorusu arkadaşlar. İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan her türlü elektronik haberleşmeyi engelleyen, kesinti doğuran veya kalitesini bozan yayın veya elektronik etkiye biz elektromanyetik girişim yani interferans diyoruz. Evet, telsizimize bazen bu buradaki saydığımız kesinti doğuran veya sesin kalitesini bozan elektronik etkiler oluyor.
Bunlara biz interferans diyoruz. Geçici amatör telsizcilik belgesi nedir peki? Geçici amatör telsizcilik belgesi Türkiye ile mütekabiliyet anlaşması bulunan ülkelerden alınmış amatör telsizcilik belgesine sahip olup Türkiye'ye 3 aydan fazla faaliyette bulunmak için gelip ve burada da amatör telsizciliğe devam etmek isteyen, yönetmelikte belirtilen amatör telsizcilik belgelerine karşılık gelen ve bir yıla kadar verilen belgeye biz geçici amatör telsizcilik belgesi diyoruz arkadaşlar. Yani şimdi Almanya'dan bir Alman Türkiye'ye geliyor ve amatör telsizciliği devam ettirmek istiyor. Telsiziyle konuşmak istiyor. 3 aydan fazla kalacaksa Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne müracaat edecek ve geçici amatör telsizcilik belgesi alacak arkadaşlar. Evet, zorunlu bir şey bu. Ama 3 aydan az kalacaksa o zaman almasına gerek yok. O zaman çağrı işaretinin sonuna kesme deyip bulunduğu bölgeyi söyleyecek arkadaşlar. Onu birazdan çağrı işaretlerinde göreceğiz. Haberleşme kayıt defteri dediğimiz, yani logbook dediğimiz, amatör telsiz haberleşme kayıtlarının tutulması amacıyla kullanılan deftere biz logbook diyoruz. Bu arada burada kısa bir hatırlatma yapayım. Amatör telsizciler konuştukları, görüştükleri kişileri bu logbook dediğimiz haberleşme kayıt defterine kaydederler. Gününü, saatini, ondan sonra işte istasyonun, yani karşı istasyonun adını, çağrı işaretini, bu gibi bilgileri kayıt defterine, logbook'a yazarlar. Yalnız röle üzerinden, yani UHF ve VHF röle üzerinden yaptıkları görüşmelerde bu kayıtları tutmazlar arkadaşlar. Kısa dalga dediğimiz, yani HF dediğimiz bantlarda yapmış oldukları görüşmeleri onların loglarını, yani onların kayıtlarını tutarlar. Evet, IARO dediğimiz yine bir sınav sorusu arkadaşlar. International Amateur Radio Union. Zaten baş harflerine baktığınız zaman otomatik olarak çıkarırsınız arkadaşlar bunu kodlarsanız. Uluslararası Türkçesi. Uluslararası Amatör Telsizciler Birliği demek arkadaşlar. Şöyle bir soru geliyor mesela. Diyor ki IARO'nun diyor açılımı nedir? Türkçe açılımı nedir? Diyor. Ondan sonra sizde aşağıda şıklar var. Uluslararası Amatör Telsizciler Birliği'ni gördünüz mü? İşaretliyorsunuz arkadaşlar. ITU dediğimiz International Telecommunication Union, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği anlamına geliyor. Bunlar çıkabilir. Kanun dediğimiz elektronik haberleşme kanunundan bahsediliyor burada. KEGM dediğimiz Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün kısaltılmış arkadaşlar. Kurum, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Organizasyon dediğimiz A sınıfı amatör telsizcilik belgesine sahip sorumlu operatörü bulunmak kaydı ile amatör telsiz istasyonu kuracak olan amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, afet ve acil durum haberleşmelerinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları, araştırma kurumları ve benzerlerini kastediyor arkadaşlar. Şurayı çok çıkacak arkadaşlar bu saydığımız amatör telsiz dernekleri, ondan sonra eğitim öğretim kurumları, afet acil haberleşmesi görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları, araştırma kurumları. Bunu ben kısaca birazdan size bunları tek tek tekrarlamayayım. Organizasyonlar diyeceğim, geçeceğim. Bilin ki organizasyon dediğim bu kurumlar arkadaşlar. Evet, buradan şunu anlıyoruz. Buradaki madde çok önemli. A sınıfı ehliyet çok, özür diliyorum, A sınıfı belge çok önemli arkadaşlar. A sınıfı belgesine sahip olan kişi. Çünkü sorumlu operatör olabiliyor bu kişi. Bu kişi eğitim verebiliyor. Telsiz frekansı üzerinden
telsiz ehliyeti olmayan kişileri eğitim diye önceden anons edip onlara onun sorumluluğunda görüştürebiliyor, eğitim verebiliyor, özendirebiliyor. O yüzden A sınıfı ehliyet, özür dilerim, A sınıfı belge çok önemli. QSL kart dediğimiz amatör telsizciler arasında yapılan haberleşme kayıtlarının haberleşmesinin kanıtı olmak üzere karşılıklı olarak iletilmesinde kullanılan posta kartı. Hani biz eskiden bayramlarda aileler birbirlerine, arkadaşlar, dostlar birbirlerine posta kartı yollarlardı. Örneğin işte Kurban Bayramı'nda işte bir tebrik kartı alıp üzerinde bir koç resmi, arkasını çevirip oraya bir sürü selam kelam yapıp bayramlarını kutlayan bir şey gönderirdik. Amatör telsizciler de teyit amaçlı böyle bir kendi şahıslarına özel ya da işte organizasyonlarına özel böyle bir QSL kart hazırlayıp, tabii özel günlerde de olabilir. Mesela ne yapıyoruz? Biz Jota Joti faaliyeti yapıyoruz. Bu Jota Joti faaliyetinde telsiz üzerinden görüştüğümüz kişilere bu QSL kartlarımızı yolluyoruz arkadaşlar. QSL kartları da ilerleyen derslerimizde nasıl yapılır, üzerinde neler olmalıdır, hangi bilgiler olmalıdır onları göreceğiz. Evet, QSL kart dediğimiz teyit amacıyla birbirlerine gönderdikleri bir posta kartı gibi bir kart arkadaşlar. SWL yani SWL dediğimiz arkadaşlar 3 ila 30 MHz frekans bandı arasında ulusal ve uluslararası yayın yapan istasyonları dinleyen kısa dalga dinleyicisine biz SWL'ci diyoruz. SWL diyoruz. Evet, bunlar sadece dinliyor arkadaşlar. Bunların alıcılarında, alıcı telsizlerinde mic'ları yok. Yani çıkış yapmıyorlar bunlar. Sadece dinliyorlar arkadaşlar. Nereyi dinliyorlar? 3 ile 30 MHz arasındaki frekans bandını dinliyorlar arkadaşlar. Evet, bunlara SWL'ci deniliyor. Bu da yine bir sınav sorusu. Bunlar hep sınav sorusu arkadaşlar. Sorumlu operatör organizasyonlar tarafından kurulan istasyonlardan sorumlu A sınıfı belgeye sahip amatör telsizciye biz sorumlu operatör diyoruz. Sorumlu operatör kesinlikle A sınıfı olabiliyor arkadaşlar. Unutmayın. Telsiz aralarında fiziki telsiz dediğimiz aralarında fiziki bağlantı olmaksızın elektromanyetik dalgalar yoluyla açık kodlu veya kriptolu ses ve veri almaya, vermeye veya yalnızca almaya ya da vermeye yarayan sistemlere biz telsiz diyoruz. TIM'in kısaltılmış TIM arkadaşlar Telsiz İşletme Müdürlüğü anlamına geliyor kısaltması. Yönetim kurulu dediğimizde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün yönetim kurulunu ifade ediyor. Gelelim telsiz arada ben bir şey söyleyebilir miyim? Kusura bakmayın. Sizler arada diyorsunuz ya bunlar sınavda çıkabilir diye. Arkadaşlar ne olur buraları tabii ki atlamayalım. Bizler Yusuf Ziyaretleri ve ben yaklaşık olarak nereden bakarsanız bir 15 senedir biz bu kursu veriyoruz. Amatör telsizcilik seminerleri kursu veriyoruz ve her yaptığımız kursta %98 başarı elde ediyoruz. Bu bizim biraz tecrübemiz. Her sene çıkabilecek olan az buçuk soruları nerede nasıl çıkacağını Yusuf Ziyaretleri'nin kendi alanında, ben kendi alanımda şurası kesin çıkacak, şurası çıkabilir diye uyarılarda bulunuyoruz. Bunları ne olur atlamayın. Bizim uyarılarımızı dikkate alırsanız çok mutlu oluruz. Çünkü çıkacak dediğimiz yerler kesinlikle çıkıyor. Teşekkür ederim Yusuf Liderim. Buyurun. Evet. Amatör telsiz çağrı işaretleri. Çağrı işareti nasıl veriliyor arkadaşlar? Belgeyi sınavı kazandınız. Belge almak için müracaatınızı yaptınız. Bu çağrı işareti size nasıl verilecek? Amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişiler ile organizasyonlara çağrı işareti tahsis edilebiliyor. Pardon arkadaşlar. Kurulan her istasyon için ayrı çağrı işareti verilir arkadaşlar.
Çağrı işaretlerinin yapısı nasıldır? Çağrı işaretleri önek, bölge numarası ve son ek olmak üzere 3 bölümden meydana geliyor arkadaşlar. Evet. Çağrı işaretleri tekrar ediyorum. Önek, bölge numarası ve son ek olmak üzere 3 bölümden meydana geliyor arkadaşlar. Örneğin benim çağrı işaretim arkadaşlar Tango Alfa 5 Yankee. Ben A sınıfı ehliyete belgeye sahip olduğum için Tango Alfa ile başlıyor. Tango Bravo dediğimiz arkadaşlar bu örnek ile başlayanlar B sınıfı olanlar. Bu arada C sınıfı sınava girip de kazanacak olanlar da yine onlara da Tango Bravo örnekini veriyorlar arkadaşlar. Unutmayın C sınıfı da Tango Bravo örnekini alıyor. A sınıfı Tango Alfa, B sınıfı Tango Bravo örnekini alıyor. Daha sonra bölge numarası dediğimiz işte Türkiye'yi 10 bölgeye ayırmışlar. Bu 10 bölgeden hangi ikamette oturuyorsanız o bölge numarasını veriyorlar. Ben Konya'da oturuyorum arkadaşlar. Dolayısıyla Konya 5. bölgeye giriyor. Birazdan onun listesini göstereceğim size. Orada daha iyi kafanıza yatacak. 5. bölgede olduğum için oturduğum şehir 5 bölge numarasını alıyorum. Örnek neydi? Tango Alfa. Bu arada T'yi söylemeyi unuttum. Tango arkadaşlar Türkiye'nin öneki. Her ülkenin öneki var arkadaşlar. Mesela Almanya'nın birkaç tane öneki var. İşte Delta Lima var. Delta Juliet var. Türkiye'nin ise tek bir tane arkadaşlar. T harfiyle Tango harfiyle başlıyor. A sınıfı olduğunu, buradaki B de B sınıfı olduğunu gösteriyor. Tabii C de olabilir. Gelelim son eke. Son eki de birazdan göreceğiz. Son ek tek harfli olabilir, iki harfli olabilir ve üç harfli olabilir arkadaşlar. Şu ana kadar üç harfi daha henüz geçmedi. Üç harfliye kadar verilebiliyor diyeyim. En az bir, en fazla üç harfli olabilir. Dört harfliye geçilmedi. Yönetmeliğe göre şu an hala 3. Ama Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ihtiyaç duyarsa 4 harfe çıkarabilir diyor. Birazdan göreceğiz onu. Örnekler dediğim gibi A sınıfı A Tango Alfa, B sınıfı Tango Bravo. Şu Tango Charlie ise özel günlerde kullanılan bir örnek. Mesela nedir? Jota Joti faaliyeti yapacağız. Öncesinde Tango Charlie ile öneki ile başlayan bir çağrı işareti talebinde bulunabiliyoruz. Kıyı Emniyetine bununla ilgili bir dilekçe yazmak durumundasınız. Onların da şartlarını birazdan göreceğiz arkadaşlar. Bu da arkadaşlar Yankee Mike ile başlayanlar da röle istasyonlarına birazdan göreceğiz onları. Yani toplamda önek 4 tane önekimiz var arkadaşlar. Şartlara göre bunları alıyorlar. A sınıfı amatör telsizcilik belgesine sahip kişiler Tango Alfa, B ve C sınıfı amatör telsizcilik belgesine sahip kişiler Tango Bravo. Amatör telsizciler veya organizasyonlar tarafından yarışma, özel günler, kutlama ve anma günleri için geçici olarak kurulan istasyonlara da Tango Charlie ile başlayan örnek alıyorlar. Buna bir örnek daha vermek istiyorum. Mesela 57. Alay'ın izinde Milli Bilinç kampında da birkaç defa orada da istasyon kurduğumuz için ve görüşmeler yaptığımız için orası için de çağrı işareti almıştık. Şöyle başlıyordu. Tango Charlie 57 Alfa 57 A. Bu şekilde başlayan bir çağrı işareti tahsis ettirmiştik Kıyı Emniyetinden. Yine Tango Charlie ile başlıyor. Organizasyonlara ve organizasyonlar tarafından kurulan analog veya dijital aktarıcılar ile röle istasyonlarına da
Yankee Mike ile başlayan ön eki tahsis ediliyor arkadaşlar. Evet. Ön ek 4 adet Tango Alfa, Tango Bravo, Tango Charlie, Yankee Mike arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bölge numarası çağrı işaretinin 3. karakteri olup ek 1'deki listeye göre verilir. Şurada ama çok uzak, şimdi oraya geçmeyelim arkadaşlar. Göreceğiz orayı. Evet, ek 1 listeyi daha sonra göreceğiz arkadaşlar. Bu oturduğunuz ikamet adresine göre bölge numarasını alacaksınız. Gelelim son eke. Son ek bölge numarasından sonra gelen en az 1, en çok 3 harften oluşan harf grubudur arkadaşlar. Evet, en az 1 olabiliyor, en çok 3 harf olabiliyor. Amatör telsiz derneklerine ilk harfi kilo olan ve en az 2, en fazla 3 harf grubundan oluşan son ek tahsis ediliyor arkadaşlar. Evet, amatör telsiz dernekleri, tekrar ediyorum, İlk harfi kilo olmalı ve en az 2 harften ve en az 2, en fazla da 3 harften oluşabiliyor arkadaşlar. Eğitim ve öğretim kurumlarına bunlar röle kurarlarsa onlara da arkadaşlar son eklerinin ilk harfi X oluyor. X-ray diye okunuyor, biliyorsunuz bu. Yine en az 2, en fazla 3 harften oluşabiliyor. Afet ve acil durum haberleşmesinde görev alan kuruluşlar ise arkadaşlar ECHO ile başlıyor. İlk harfi ECHO ile başlıyor son ekin. Yine en az 2, en fazla 3 harften meydana geliyor. Emergency diye, afet, acil durum, emergency. İngilizceleri hep bunlar arkadaşlar. Evet. İzcilik kuruluşları, scout, oradan aklınıza gelsin. İlk harfi, son ekin ilk harfi Sierra ile başlar yine ve en az 2, en fazla 3 harf grubundan oluşabilir. Araştırma kurumlarına ilk harfi R olan ve en az Romeo yani olan ve en az 2, en fazla 3 harften yine oluşan son ek tahsis edilir. Bu fıkranın A, B, C, Ç ve D bentlerinde sayılanlar dışında kalan organizasyonlar ilk harfi Victor V olan, en az 2, yine en fazla 3 harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir. Şimdi aklınıza şu soru gelmiştir. Az önce yukarıda dedik ki C sınıfı belgeye sahip olanlar, C sınıfını kazananlar Tango Bravo önekini alıyorlar dedik. Tango Bravo önekini alıyor ama peki nasıl ayırt edeceğiz bunun C sınıfı olduğuna? Onu da şu şekilde ayırt ediyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir maddesi var onun. C sınıfı amatör telsizcilik çağrı işaretlerinin son eki Charlie, Papa, Tango, Whiskey ile başlayan üçlü harf grubundan oluşur arkadaşlar. Evet. C sınıfı kesinlikle son ek, demek ki 3 harften oluşuyor. 2 harf ya da tek harf olamıyor C sınıfınınki. Ve dediğim gibi Charlie, Papa, Tango veya Whiskey harfleriyle başlıyor bu 3 harf grubu. Türkiye ile mütekabiliyet anlaşması olan ülkelerden 3 aydan az süre, 3 aydan fazla süre burada telsizcilik yapacaksa, kalıp telsizcilik yapacaksa ne yapıyordu? Geçici belge alıyordu. Ama 3 aydan az süre için Türkiye'ye gelmişse ve amatör telsizcilik haberleşmesi yapmak istiyorsa, kendi ülkelerinden aldıkları çağrı işaretlerinin başına, eğer kendi ülkelerinden aldıkları amatör telsizcilik belgesi A sınıfı ise
sonuna çağrı işaretlerinin özür dilerim başına çağrı işaretlerinin başına tango alfa eklemeleri gerekiyor. B ve C sınıfı olanlar ise kendi ülkelerinde ön kısmına çağrı işaretlerinin ön kısmına tango bravo ön ekini ekleyip ardından da bulundukları bölge numarasını kesme diyerek söyleyecekler arkadaşlar. Şimdi bir örnek vereyim. Bir tane örnek vereyim. Şimdi Almanya'da bir arkadaşım var. Çağrı işaretini söylüyorum. Delta Juliet 1 November Tango. Kişinin çağrı işareti bu. Özgür liderim, buraya kalem kullanabiliyor muydum ben? Kullanabiliyorsunuz liderim. Şehir yaptığınız yerin hemen kenarında orada kalem işareti var. Evet, burada göremedim. Neyse. Tekrar ediyorum. Delta Juliet 1 November Tango. Çağrı işareti bu arkadaşımın. Almanya'da kendisi. Türkiye'ye 3 aydan daha az süreliğine geldi Türkiye'ye ve ehli oradaki amatör telsizcilik belgesinin belge sınıfı A sınıfı kendisinin. Türkiye'ye geldi, konuşma yapacak, bir çağrı yapacak. Ne yapması gerekiyor? Tango alfa ve bir de hangi bölgedeyse o an o bölgenin numarasını söylemesi gerekiyor. Diyelim ki İstanbul'un Avrupa yakasına geldi bu. Uçaktan indi ve bir çağrı yapacak. Telsizini açtı, çağrı yapacak. Şu şekilde çağrı yapıyor. Tango alfa, İstanbul'un Avrupa yakası birinci bölge. Tango alfa bir diyor ve ondan sonra ne diyecek? Kesme diyecek. Tango alfa bir kesme, Delta Juliet bir November Tango. Bu şekilde kendi çağrı işaretinin önüne tango alfa 1'i ekleyerek çağrısını yapacak arkadaşlar. Evet. Diyelim ki o kişi benim. Almanya'dan geldim. Çağrı işaretim Delta Juliet 1 November Tango. Uçaktan indim Avrupa yakasında ve Özgür Lider'e şimdi çağrı yapıyorum. Önce çağrı yapacağınız kişiyi söylüyorsunuz arkadaşlar. Özgür Liderimin çağrı işareti Tango Alfa 5 Hotel. Tango Alfa 5 Hotel. Şimdi Özgür Liderime çağrı yapıyorum. Tango Alfa 5 Hotel. Şimdi de kendiminkini söylüyorum. Almanya'dan geldim ve 3 aydan daha az kalacağım. Tango Alfa 1 kesme Delta Juliet 1 November Tango. Bir daha yapıyorum. Tango Alfa 5 Hotel. Kendimi söylüyorum. Tango alfa 1 kesme Delta Juliet 1 November Tango. Bu şekilde çağrımı yapıyorum arkadaşlar. Evet. Türkiye ile mütekabiliyet anlaşması olan ülkelerden 3 ay ve daha fazla süre için geçici olarak Türkiye'ye gelen ve telsiz haberleşmesi yapmak isteyen amatör telsizcilere ülkelerinden aldıkları belge sınıfına uygun Tango alfa Tango Bravo ön eki ile başlayıp bulundukları yerin bölge numarasını içeren ve son eki Z harfiyle başlayan üçlü harf grubundan oluşan çağrı işareti tahsis edilir. Evet. Arkadaşlar son eki ne olacakmış? Z harfiyle başlayacakmış. Eğer geçici bir 3 aydan fazla bulunup geçici bir telsiz belgesi verilecekse Z harfiyle başlayan üçlü harf grubundan oluşan bir çağrı işareti tahsis ediyorlar. Evet, SOS ve Q harfi ile başlayan üçlü harf grupları çağrı işaretlerinde kullanılmaz arkadaşlar. Neden bu harfler kullanılmıyor? Sierra, Oscar, Sierra ve Quebec harfleri. Sebebi SOS biliyorsunuz yardım çağrısı. Q ise amatör telsizcilikte göreceğiz arkadaşlar ilerleyen derslerimizde birçok şeyin kısaltması yapılmış. Ta bu telgrafçılıktan gelme uzun uzun konuşmamak için birçok kısaltmalar var arkadaşlar. Bunlara Q kodları diyoruz. Bunlar Q harfiyle başladıkları için bu harfleri kullanmıyorlar arkadaşlar.
çağrı işaretlerinde. Kıyım Niyeti Genel Müdürlüğü hizmet gereği son ek harf gruplarının tahsisini isterse durdurabilir, isterse de kullanıma açabilir. Son eklerde üçlü grupların tamamen kullanılmasını müteakip dörtlü gruplara da isterse geçebilir Kıyım Niyeti Genel Müdürlüğü. Şu an hal hazırda son ek en fazla 3 harf, en az 1 harf, en fazla 3 harften oluşuyor arkadaşlar. Belgenin yenilenmemesi, iptali veya ölüm ile organizasyonların feshi hallerinde çağrı işaretleri tahsisi işlemleri nasıl oluyor arkadaşlar? Ona bir bakalım. Çağrı işaretlerinin amatör tesiscilik belgesinin süresi sonunda yenilenmemesi. Bu arada arkadaşlar amatör tesiscilik belgeleriniz 10 yıl geçerli. Tahsisinden itibaren üzerinde yazar zaten 10 yıl geçerli. 10 yıla 6 ay kalasıya 10 yıl dolmadan 6 ay kala Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne yine bir dilekçeyle müracaat edip ve elinizdeki süresi bitmiş olan belgenizi de içine koyup yine fotoğraf ve ücretini yatırıp gönderiyorsunuz ve yenileniyor, tekrardan geri gönderiyorlar size, yenisini veriyorlar. Yine o da yine bir 10 yıl geçerliliğini devam ettiriyor. Eğer bunu zamanında yapmazsanız amatör tesiscilik belgenizi yenilemezseniz iptal edilir arkadaşlar. Organizasyonun feshi, eğer bir organizasyon için işte diyelim ki röle kurdunuz ya da istasyon kurdunuz, fesh ettiniz, tasfiye ettiniz, yetkili ya da iptal etmek için dilekçe verdiniz böyle bir durumda ya da bölge değiştirdiniz ya da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından belge veya çağrı işaretinin iptalini istediniz, sahibinin kullanmaktan vazgeçmesi gibi hallerde bu yukarıdaki saydığımız durumlarda o çağrı işaretleri 10 yıl süre ile tahsis, kimseye tahsis edilmez arkadaşlar. Böyle bir yönetmeliğimiz var arkadaşlar. Örneğin benim çağrı işaretim Tango Alfa 5 Yankee. Ben tuttum işte vefat ettim. Ben vefat ettikten sonra 10 yıl süre ile benim çağrı işaretimi kimseye tahsis etmiyorlar arkadaşlar. Buradaki yönetmelik gereği. Çağrı işaretinin tahsis edildiği amatör tesiscinin ölümü veya vesayet altına alınması halinde amatör tesiscilik belgesinin geçerlik süresi içinde olmak kaydıyla vasi ya da varislerden hak sahibi olduğunu belgeleyen, aynı bölgede ikamet eden ve eşdeğer amatör tesiscilik belgesi sahip olan müracaatçıya bu çağrı işareti tahsis edilebilir. Yani benim vefatımdan sonra benim verasetçilerimden yine aynı belge sınıfına sahip olmak ve aynı bölgede ikamet etmek kaydıyla benim çağrı işaretimi alabiliyor. Yani babadan oğula geçiyor diyorlar ya, işte onun gibi arkadaşlar. Verasetçilerim benim çağrı işaretimi 10 yıl içerisinde isteyebiliyorlar. 10 yıldan sonra ama herhangi bir hak iddia edemiyorlar. Çünkü 10 yıl saklanıyor bu. 10 yıl sonra başkasına tahsis ediliyor. Özel etkinlikler için geçici çağrı işareti tahsisi. Dedim ya, özel bir günde çağrı işareti tahsis ettirmek istiyorsunuz. Öneki neydi? Tango Charlie'ydi. Tango Charlie ile başlayan. Amatör tesiscilik topluluğu ya da daha büyük bir kitleyi ilgilendiren özel gün ve durumlarda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi halinde bu yönetmeliğin 6. maddesinin 2. fıkrasının C bendine göre çağrı işareti tahsis edilebiliyor. Bu durumda özel günlere ilişkin olmak üzere ön ekten sonra rakam grubu verilebilir ve son ekte de kısıtlama aranmaz arkadaşlar. Son ekte de kısıtlama aranmaz. Yani istediğiniz gibi Tango Charlie'den sonra bir rakam grubu, ondan sonra da son ekte de kısıtlanma aranmayan bir isim seçebilirsiniz. Mesela biz şöyle seçmiştik Jota Joti için. Tango Charlie
Tango Charlie, örnek biliyorsunuz o sabit özel günler için. Tango Charlie, TIF İstanbul için mesela 34. Tango Charlie TIF 34. Jota Joti için İstanbul'da yapacağımız etkinliğe böyle bir özel çağrı işareti istemiştik Kıyemliyeti Genel Müdürlüğü'nden. Evet, nasıl isteyeceğiz peki? Talepler özel etkinlik tarihinden en az 10 gün önce kıyemliyetine göndermemiz gerekiyor dilekçemizi. En az 10 gün önce. Özel etkinlikler için bu çağrı işaretimizi, istediğimiz bu çağrı işaretini 60 güne kadar tahsis ettirebiliyoruz. Yani dilekçenize yalnız yazıyorsunuz. İşte kaç gün sürecekse o etkinliğiniz yazıyorsunuz. En fazla 60 güne kadar tahsis ettirebiliyorsunuz. Biz mesela şöyle yazmıştık. İşte 5 gün sürecek olan Jota Joti faaliyetine işte Tango Charlie TIF 34 özel çağrı işaretinin tahsis edilmesini istiyoruz diye gereğini bilgilerinizi arz ederiz diye bu şekilde dilekçe yazmıştık. Bu süreyi yani bu 60 günü en fazla 60 gün demiştik. Bu süre eğer yetmeyecekse en çok 60 gün daha tekrar dilekçe vermeniz kaydıyla uzatılabiliyor. 60-60 toplamda en fazla 120 gün oluyor o zaman. Son ek tahsisi. Amatör tahsiscilere 3 karakterli son ek tahsisi yapılır. 5 yıllık, yani şimdi siz mesela sınava girdiniz, başarılı oldunuz. Başarılı olduktan sonra alacağınız belge sınıfına göre A sınıfıysanız Tango Alfa, bölge numarası, ardından da 3 harfli, son eki 3 harfli olan bir çağrı işareti alacaksınız. Örneğin, örnek veriyorum. Tango Alfa 5, Charlie, Yankee, Sierra atıyorum. 3 harfli olacak yani son ekiniz. Ama 5 yıllık A sınıfı belgeye sahip olup da, yani 5 yıl boyunca A sınıfı belgeye sahip olarak amatör telsizcilik yaptınız ve kıyemliyetine 5 yıl sonunda A sınıfı ehliyetli olarak, belgeli olarak 5 yıl sonra kıyemliyetine müracaat ettiniz ve dediniz ki boşta bulunan 2 karakterli bir çağrı işareti var mı? Onlar da var derlerse yine dilekçeyle müracaat edip 3 son eki 3'te 3 harfliden boşta bulunan o 2 harfliye geçebiliyorsunuz. Bunun süresi 5 yıl. A sınıfı olarak 5 yıl yaptıktan sonra, amatör telsizci olduktan sonra isteyebiliyorsunuz. 10 yıl A sınıfı belgeye sahip olup da boşta bulunan varsa, tek harfli boşta bulunan varsa, tek harfliye de geçmek için dilekçe verip kabul edilirse tek harfliye de geçebilirsiniz. Mesela benim 2 harfliydi. Tango Alfa 5, Delta Yankee idi benim çağrı işaretim. Ben 10 yılı geçkin amatör telsizcilik yaptığım için müracaat ettim ve boşta bulunan Tango Alfa 5 Yankee varmış. Dolayısıyla Tango Alfa 5'i dilekçeyle istedim ve bana tahsis ettiler arkadaşlar. Şu an artık çağrı işaretim Tango Alfa 5 Yankee. Tabii belgeniz yenileniyor. Yine aynı işlemleri tekrardan yapıyorsunuz. Adres ve çağrı işareti değişikliklerinde ne gibi durumlar oluyor belgenizde? İkamet adresi değişen amatör telsizciler ile organizasyonlar yeni adreslerini 3 ay içinde kıyı emniyetine bildirmek zorundalar. Yani bir şey değiştirdiniz, adresinizi değiştirdiniz. 3 ay içerisinde kıyı emniyetine bunu bildirmek durumundasınız. Amatör telsizcilik belgesi için yapılan başvuruda beyan edilen ikamet adresi farklı bir bölge içinde kalacak şekilde değişen. Yani şunu demek istiyor. Bölgeleri değiştiriyorsunuz. Dedim ya bir liste var. Birazdan göreceğiz. Ek bir listesi. 10 bölgeye ayırmışlar Türkiye'yi. Bir bölgeden diğer bir bölgeye geçtiniz. Mesela Ankara 2. bölge, Konya 5. bölge. Ben buradan Ankara'ya taşındım. Bu durumda arkadaşlar amatör telsiz ve telsizciler ve organizasyonlar değişen durumlarını
kıyı emniyetine 3 ay içerisinde müracaat ederek bildirip yeni çağrı işareti tahsisi ve belge yenilenmesi talebinde bulunmak zorunda arkadaşlar. Ancak mevcut çağrı işaretinizi değiştirmek istemiyorsanız, yani diyorsunuz ki ya benimki Tango Alfa 5 Yankee, beni herkes böyle tanıdı, ben Tango Alfa 2 ile başlayana geçmek istemiyorum. Bu gibi durumda yine kıyı emniyetine bildirmek kaydıyla değişen bölge rakamını kesme işaretinden sonra eklemek koşulu ile mevcut çağrı işaretinizi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Kıyı emniyetine tabii bildirmek kaydıyla. Kıyı emniyeti buna izin verirse. Yani burada da şunu demek istiyorum. Ben 5. bölgeden Ankara 2. bölgeye taşındım, gittim. Ama değiştirmek istemiyorum çağrı işaretimi. Tango Alfa 2 ile başlayan istemiyorum. Kıyı emniyetine tekrardan bildiriyorum durumu. Onlar kabul ederlerse benim adım ondan sonra şu şekilde, yani çağrı işaretimi şu şekilde söylüyorum. Tango Alfa 5 Yankee kesme 2. Çünkü 2. bölgeye taşındım. O nedenden dolayı Tango Alfa 5 Yankee kesme 2 diyorum arkadaşlar. Çağrı işareti değişikliği talepleri bu madde ile yönetmeliğin 6. maddesinin 1. 2. 3. 4. ve 6. 7. fıkraları hükümleri gözetilerek karşılanır demiş arkadaşlar. 3. bölümde sınavlar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen eğitim kurumlarınca saptanan yer ve zamanda 2 defa yapılır diyordu. Bu değişti bu durum arkadaşlar. Yönetmeliğin bu maddesi de değişmek durumunda. 2 defa değil, istediğiniz zaman girebiliyorsunuz ve sınavı da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü adına Milli Eğitim Bakanlığı yapacak. Sınav yer ve zaman sınav tarihinden en az 30 gün önce bildiriliyor, web sayfasında yayınlanıyordu ama artık buna gerek kalmadı. Sınav başvurusu değerlendirme, şimdi 12 yaşından büyük ve temyiz kudretine sahip olmasını söylemiştik arkadaşlar. A, B ve C sınıfını söylemiştik. Evet, diğer buradaki yazılanları söylemiştik arkadaşlar. Sınav dili Türkçe. Evet, bunların yeni şeylere göre söyledik. Şurayı da söyledim. 60 ve 74'e kadar puan alanlar A sınıfı, 75, özür dilerim, B sınıfı, 60 ile 74 B sınıfı ehliyeti alabiliyorlar. 75 ve üzeri puan alanlar da A sınıfı olabiliyorlar arkadaşlar. Evet, ücretler var. Gelelim. Sınavda başarılı olanlar ile mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış, Türkiye'de geçici süreyle amatör telsizcilik faaliyetinde bulunacak yabancılara ve mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına belge verilmesi için aşağıdaki usuller uygulanır diyor arkadaşlar. Nedir o? Sınavdan sonra arkadaşlar bir yıl içerisinde müracaat etmezseniz belge alma hakkınız ölüyor. Yani bir yıl içerisinde sınavı kazandıktan sonra dilekçe ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne telsiz belgeniz için almak için müracaatta bulunacaksınız. TC kimlik, müracaat ederken TC kimlik numarasını yazacaksınız dilekçenize. Sabıka kaydım olmadığını beyan ederim diyeceksiniz. Son artık, çünkü sabıka kaydı belgesi koymanıza gerek yok. Sadece beyan ediyorsunuz. Son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik oldu bu da arkadaşlar. Vesikalık fotoğraf koyuyorsunuz. Amatör telsizcilik belgesi ücretinin ödendiğine dair belgenin aslı veya fotokopisini koyuyorsunuz. 18 yaşından küçük olanlarda veli ya da vasi olur. Yani velisi tarafından yazılmış bir dilekçe olacak arkadaşlar. 18 yaşından küçükse
amatör telsizcilik yapmasına izin veriyorum diye bir ayrı bir dilekçe yazıyor velisi. Onu da koyuyor içine. Bunlarla beraber amatör telsizcilik belgesi için müracaatınızı yapıyorsunuz. Eksik belgelerle yaparsanız müracaatınız kabul olmuyor. Mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış ve Türkiye'de 3 aydan fazla geçici amatör telsizcilik faaliyetinde bulunacaksa bir yabancı, o ne yapmak zorunda geçici belge almak için? İrtibat telefonu, varsa elektronik posta adresini içerir yazılı başvuruda bulunacak. Belgenin konsolosluktan onaylı suretini, yani amatör telsizcilik belgesinin onaylı sureti, son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğrafı, tabii biyometrik olacak artık, oturma belgesi, pasaport fotokopisi, kullanacağı amatör telsiz cihazlarına ait teknik dokümanlar, belge ücretinin ödendiğine dair de belge aslı veya fotokopisini eklemek kaydıyla kıyı emniyetine geçici amatör telsizcilik belgesi için müracaatını yapacak arkadaşlar. Bu şeyler de alacakları bu geçici belge süresi mütekabiliyet koşulları çerçevesinde uzatılabiliyor. Tahsis edilen çağrı işaretleri süreleri de belge süresi kadar oluyor arkadaşlar. Mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, TC kimlik numarası, sabıka kaydının olmadığı beyanını içeren yazılı başvuru, belgenin konsolosluktan onaylı sureti, son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf, amatör telsizcilik belgesi ücretinin ödendiğine dair belge fotokopisi ile yapılan müracaatlar değerlendirilip sahip olduğu belgenin bu yönetmeliğe karşılığı olan ve asıl belge süresi dikkate alınarak düzenlenen geçici amatör telsizcilik belgesi veriliyor. Sınavı kazansalar bile, kamu hizmetinden yasaklananlar ile affa uğramış olsalar bile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 2. kitabının 4. kısmının 4., 5., 6., 7. ve 8. bölümlerinde yazılı suçlardan 216. maddesinde yazılı halkı, sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek suçlarından mahkum olanlar ile Türk Ceza Kanunu'nun 151. maddesinin 1. fıkrasından ve 152. maddesinde yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten hüküm giyenlere amatör telsizcilik belgesi verilmiyor arkadaşlar. Sonradan tespit etseler de, hani diyelim ki önceden bir şekilde tespit edilemedi diyelim, belgeleri iptal edilir. Bu maddenin 1. fıkrasının A bendi uyarınca verilen amatör telsizcilik belgesinin süresi 10 yıl demiştik zaten. Alacağınız belgeler 10 yıllık arkadaşlar. Sonra gönderip yenilettiriyorsunuz. Mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış olup Türkiye'de daimi yerleşen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının belgelerinin süresi dolduğunda talepleri halinde sınıfına uygun amatör telsizcilik belgesi düzenlenerek faaliyetlerine izin verilir. Amatör telsizcilik belgesini nasıl yeniliyoruz? Süresi biten belgenin yenilenmesi için yine TC kimlik numarası, sabıka kaydının olmadığını beyanını içeren yazılı başvuru, süresi dolan belgenin aslını koyuyorsunuz içine. Son 6 ay içerisinde biyometrik fotoğraf, belge yenileme ücreti, irtibat telefonu, e-posta adresi, ikamet adresini yazıyorsunuz. Ve 6 ay kalasıya, 10 yıl dolmadan 6 ay kala Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne gönderip müracaatta bulunuyorsunuz. Belgenin kayıp veya tahrip olması ya da bölge değişikliği gibi nedenlerle yenilenmesini istediğiniz zaman yine TC kimlik, sabıka kaydı, belgenin kaybı halinde kayıp beyanını içeren yazılı, yani kaybettim yazacaksınız ya da tahrip oldu. Tahrip olduysa o tahrip olan belgeyi koyacaksınız ama kaybolduysa tabii
belgenin aslını koyamayacaksınız. Son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet yine biyometrik fotoğraf, belge yenileme ücreti, irtibat telefonu, elektronik posta, ikamet adresi, bunları yazıp müracaat ediyorsunuz. Süresi dolan belge sahipleri, yenileme işlemi yapılıncaya kadar, bakın burası çok önemli, gönderdiniz belgenizin yenilenmesi için. Bu süre içerisinde tekrardan yenilenip gelinceye kadar amatör telsizcilik faaliyetinde bulunamazsınız arkadaşlar. Aynı yeni kimlikleriniz gibi ya da eskiden adı nüfus cüzdanıydı. Bunlar olmadan dışarıya çıkamıyorduk ya. Onun gibi arkadaşlar, telsiz belgeniz yanınızda olmadan telsiz ile dışarıya çıkmamaya gayret gösterin. Durdururlar. Bu nedir? İşte benim belgem vardı, neden belgen yanımda değil gibi sorunlarla karşılaşmamak için belgeniz daima yanınızda olsun. Belgenizi yenilemeye gönderdiyseniz ya da kaybettiniz ya da okunmayacak şekilde tahrip olduysa, o yenilenip gelinceye kadar kesinlikle amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmayınız arkadaşlar. Türkiye'de geçici süreyle amatör telsizcilik faaliyetinde bulunacak olan yabancılar, geçici amatör telsizcilik belgesinin kayıp veya tahribi, çağrı işareti değişikliğini gerektirecek şekilde değişmesi durumunda aşağıdaki şeyleri okuyup yapacaklar. Bunu gönderdiğim için çok şey yapmıyorum. Arkadaşlar şurada belge düzenleme ve yenileme ücretleri, bir de sınava girme ücretleri arkadaşlar, şehit eş ve çocukları ile gazi, eş ve çocukları, öğrenciler, bunlar %50 ödüyorlar arkadaşlar. Öğrenci ve engelliler %50'sini ödüyorlar arkadaşlar. Onun için tabii belgelendirme yapmanız gerekiyor. Belgenizi hazır edin sınava müracaat ederken. Kısa dalga dinleyici belgesi, SVL dediğimiz. SVL belgesi de arkadaşlar, bu farklı. Bizim şu anki kullandığımız çağrı işaretlerinden biraz farklı. SVL belgesi almak isteyen, ne yapıyordu bu SVL'ci, kimdi? 3 ila 30 MHz arasını dinleyen, sadece dinleyen kişilere SVL'ci deniliyor. Kısa dalga dinleyici diyor, deniliyordu. Bunun da belgesi var. Bunların çağrı işareti nasıl oluyor? Kısa dalga dinleyici belgesi, kısa dalga dinleme cihazlarını kullanarak haberleşme yapan, tarafların görüşmelerini haberleşme kayıt defterine kaydeden ve bu istasyonlara SVL kartı göndermek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına süresiz olarak verilir. Arkadaşlar bu madde sınavda çıkabilir, bilginiz olsun. Kısa dalga dinleyici belgesi sahipleri bu amaçla kullandıkları radyo alıcıları için alıcıların teknik özelliklerini belirtir bir dilekçe ile Kıyım Niyeti Genel Müdürlüğü'ne başvururlar. Kısa dalga dinleyici belgesi sahiplerine Kıyım Niyeti Genel Müdürlüğü tarafından çağrı işareti de verilir. Çağrı işaretleri nasıl olur? Tango Alfa ön ekini alırlar bu kişiler, bu SVL'ciler. Tango Alfa ön ekini alırlar. Bunlarda Tango Bravo yok. Bulunduğu bölge numarasını alırlar ardından. Diyelim ki işte Ankara olsun. Tango Alfa 2. Bulunduğu ilin ardından da bulunduğu ilin trafik kodu numarasını, işte Ankara 06. Ne oldu şimdi çağrı işareti? Tango Alfa bölgesi 2, Tango Alfa 2, bir de trafik kodu 06. Tango Alfa 2 06 oldu. Ardından da 3 rakamlı sıra numarası verirler ve böylece 4 kısımdan meydana gelir arkadaşlar. Sınavda çıkabilecek sorulardan bir tanesi. Evet, 4 bölümden oluşuyor. Tango Alfa ön eki, bulunduğu bölge numarası, bulunduğu ilin trafik kod numarası ve ardından da 3 rakamlı sıra numarası vererek SVL'ci olacak kişilere, sınavı SVL'ci kişilere böyle bir belge veriyorlar. Kısa dalga dinleyici belgesinin düzenlenmesi veya yenilenmesi ücrete tabi değildir. Bunlar ücret vermiyorlar arkadaşlar. Evet, 6. bölümde yasaklanan demiş.
Evet, burada çok önemli arkadaşlar. Amatör telsiz belgenizi aldıktan sonra yine dikkat etmeniz gereken şeyler. Aşağıda belirtilen uygulamaların yapılması yasaktır. Amatör telsiz istasyonunun herhangi bir maddi çıkar, vaat veya bir bedel karşılığı kullanılması. Amatörlere ayrılan frekans bantlarında müzik, radyo ve televizyon yayınlarının yapılması. Ne yapıyor? Açıyor bilgisayardan ya da telefonundan müziği açıyor, telsizin mandalına basıyor ve amatör bantta, amatör frekansta müzik dinletmeye çalışıyor. Bu da yine ya da radyoyu ya da televizyonun sesini. İşte neymiş? Beşiktaş mesela işte şampiyon oldu. Beşiktaş'ın marşı televizyonda mandala basıyor ve sevincini arkadaşlarıyla paylaşmaya kalkıyor. Bunlar yasal değil arkadaşlar. Şikayet edilirsiniz ve ardından da telsiz belgeniz elinizden alınabilir. Afet ve iptal edilebilir. Afet ve acil durum haberleşmesi ve eğitim haricinde amatör telsizcilik belgesi sahibi olmayan kişilerle haberleşme yapılması veya yaptırılması arkadaşlar. Yani eğitim amaçlı A sınıfı belgeye sahip birisi eğitim amaçlı özendirmek amacıyla merak eden kişiyi görüştürebilir. Ama öncesinde tabii belirtecek eğitim amaçlı yaptığını frekansta belirtecek. Ondan sonra eğitimini yaptıracağı kişiye telsizi verip bir iki çağrı yapıp konuşturabilir. Ama onun haricinde arkadaşlar belge sahibi olmayan kişilerle haberleşme yapmanız ya da onlara haberleşme yaptırtmanız kendi telsizinizden yasak olan şeylerden, maddelerden birisi. Üçüncü şahıs mesajlarının para, ücret veya maddi çıkar karşılığında aktarılması, kanunlara aykırı olan herhangi bir amaçla ve faaliyetle ilgili haberleşmenin yapılması, haberleşmelerde toplumun genel ahlak anlayışına ters düşen söz ve ifadelerin kullanılması, işletme kurallarına uyulmaması durumunda yine arkadaşlar şikayet edilir, uyarılırsınız ve belgeniz iptal edilebilir. Yanlış veya yanıltıcı haberleşme yapılması. Örneğin mandala bastınız, işte şaka yapıyorum diye, işte filan yerde deprem oldu, filan yerde yangın çıktı gibi yalan beyanlarda bulunuyorsunuz. Kendilerine ait çağrı işaretlerinin veya belgelerin üçüncü şahıslara kullandırılması. Mesela diyorum ki arkadaşıma, ya boş ver, ne yapacaksın sen, sınava girmene gerek yok, benim çağrı işaretimi benmişim gibi kullan diyorsunuz. Evet, bu da yine yasaklar arasında. Amatör telsiz istasyonlarının kendilerini tanıtmadan haberleşme yapmaları. Evet, bu gibi şeyler de oluyor maalesef arkadaşlar. Size bir çağrı işareti tahsis edilecekler sınavı kazandıktan sonra siz. Bu çağrı işaretini her çağrı yaptığınızda ve konuşmalarınız uzayacaksa yine aralarda ve çağrıların bitiminde mutlaka çağrı işaretlerinizi söylemeniz gerekiyor arkadaşlar. Çağrı işareti olmadan konuşma yapamıyoruz. Amatör radyo bant planı haricinde haberleşmelerin çoğaltılması, üçüncü şahıslara verilmesi, kullanılması veya gizliliğin ihlaline neden olunması. Amatör telsizcilik belgesinin geçerlilik süresinin bittiği halde haberleşme yapmaya devam etmesi. Evet, yenilenmesi için bir an önce gönderip gelene kadar da haberleşme yapmıyorsunuz. Amatör telsizlik faaliyetini yapmıyorsunuz. Afet ve acil durum haberleşmesinde ilgili kurum tarafından yapılacak yönlendirme haricinde, bakın bu da çok önemli, telsizi olan afet ve acil durumlarda afet bölgesinde mandala basıp dilediği şeyden konuşamaz arkadaşlar. Dilediği frekanstan konuşamaz. Bu nedenle öncelikle bu işi yapmak istiyorsanız kriz merkezleri kuruluyor. Bu kriz merkezlerine gidip oralardan
hangi frekanslarda size görev verilir, hangi frekanslarda görüşme yapmak istiyorsanız bunların izinlerini alıp ona göre. Amatör bantta konuşabilirsiniz ama orada da yine insanları rahatsız edici ya da konuşanları rahatsız edici bir şekilde sürekli mandal yapıp sürekli araya girmek gibi bir şey yapmanız doğru bir hareket değil. Amatör telsizcilik belgesine sahip kişiler amatör radyo bant planında belirtilen ve izin verilen çıkış gücü, emisyon bant genişliği ve frekans bantlarında çalışmak zorundasınız. Birazdan bir tablo göreceksiniz. Hangi frekanslar amatör banda ayrılmış? Bunların emisyon, çıkış güçleri, bant genişlikleri nelerdir? Bunu göreceğiz. Buna uymak zorundayız arkadaşlar. Amatör bant planına uymak zorundayız. Amatör telsizcilik belgesinin iptali, amatör telsizcilik belgesi ve çağrı işareti bu yönetmeliğin 23. maddesinde belirtilen yasaklamalara aykırı davranışlarınız tespit edilirse iptal edilir. Amatör telsizcilerin bu yönetmeliğin 19. maddesinin 2. fıkrasında yazılı eylemler nedeniyle hüküm giydiği tespiti halinde de yine iptal edilir. Bu madde hükümlerine aykırı davranışları tespit edilen organizasyonların çağrı işareti ve sorumlu operatöre verilen amatör telsizcilik belgesi iptal edilir. Organizasyonların fesi veya tasfiyesi halinde belgeleri ve çağrı işaretleri iptal edilir. Agredite derneklerce uygunsuz davranışları saptanan amatör telsizcilerin isimleri delilleriyle birlikte dernekler yönetim kurulunun kararı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne verilir arkadaşlar. Evet, uluslararası uygulamalar var. Amatör telsizcilik ile ilgili olarak uluslararası organizasyonlar olan ITU ve CEPT ve bunun gibi kuruluşlar bünyesinde yapılan toplantılar sonucunda amatör telsizcilik belge ve sınavlarına ilişkin alınan kararlar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından uygun görüldüğü takdirde uygulanır. Eski belgelerin geçerlilik süresi var burada arkadaşlar. Evet. Burada bitiriyorum. Şimdi gelelim şu bölge olayına. Arkadaşlar bu bölgeleri ezberlemek durumundasınız. Her amatör telsizci bu bölgeleri ezberlemek zorunda. Sınavda da kesinlikle buradan soru çıkacak arkadaşlar. Bölge numaraları ne demiştim? Oturduğunuz ikamete göre tahsis edilir. Mesela bakın 5. bölge, ben Konya'dayım. O yüzden benim çağrı işaretim Tango Alfa'dan sonra Konya neymiş? 5. bölge. O yüzden 5 benimki. Toplamda arkadaşlar sıfırla beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bölge var. Sıfırla beraber 10 bölge olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Bunun listesini dediğim gibi Türkiye İzcilik Federasyonu'nun sitesine koydum. Oradan bunu indirebilirsiniz. Birkaç tanesini görelim. Mesela bakın 1. bölge Çanakkale'nin Avrupa kısmı, Edirne, İstanbul'un Avrupa yakası, Kırklareli, bir de Tekirdağ 1. bölge arkadaşlar. 2. bölge bakın İstanbul 2 çağrı işareti alıyor. İstanbul Avrupa 1, Asya yakası ise İstanbul'un 2. bölge olduğu için çağrı işaretinde Tango Alfa ya da Tango Bravo 2'yi alıyor arkadaşlar. Evet, mesela bakın Bayburt 7. bölgedeymiş. Adıyaman 8. Bunları tek tek şimdi burada saymayacağım. Bunu ezberlemek durumundasınız. Bu arada şurayı belirtelim. Adalarda oturuyorsa kişi 0. Bölge çağrı işaretinde 0. bölge numarasını alır. Tango Alfa 0 diye başlar 12'de. Evet. Sınav konularını geçiyorum arkadaşlar. Şöyle. Gelelim özel telsiz sistemleri. Özgür liderim bu arada kaça kadardı? 7 dakikamız mı var? Liderim aslında süreyi aştık. Peki. Yani, peki. Siz belli bir yerde noktayı koyup daha sonraki günlerde tekrar devam edelim. Evet. Devam edelim. Yarın özel telsiz sistemleri yönetmeliğiyle devam edeceğim değerli arkadaşlarım. Yarın saat 8'de tekrar buluşmak üzere.
Umarım bugünkü anlattıklarım size faydalı oldu. Yalnız dediğim gibi Türkiye İzcilik Federasyonu'nun resmi sitesinden bu yönetmeliği ve diğer belgeleri indirin arkadaşlar. Bilgisayarınızda hazır olsun. Oradan takip edin. Buradan da takip edebilirsiniz ama elinizde bu mutlaka bunlar bulunsun. Sürekli zaten lazım olacak size bunlar. Unutuluyor çünkü yapmayınca. Dolayısıyla bunları indirin. Buralardan kesinlikle soru. Mesela bakın çıkacak sorulardan bir tanesi de bu arkadaşlar. Bunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Evet. Ara ara ben sorulara cevap vermeye çalıştım. Fakat arkadaşlardan bazıları başvuru esnasında online başvuru yaparken fotoğrafının 2 megabitten düşük olduğunu fakat hala yüklemede hata olduğunu söyledi arkadaşımızın birisi. Ben de dedim ki yani bu başvuru fotoğrafın uzantısıyla alakalı olabilir. Ben bir yerde yanlış görmezsem bir yerde görmüştüm. Uzantısı şu şekilde olmalı diye görmüştüm. Belki de kılavuzda, belki de başka bir yerde. Bilginiz varsa açıklama yapabilir misiniz? Dilerim bilgim yok. Yeni bir şey olduğu için, yani ben kendim de yüklemediğim için aynı sorunları ben de duydum. Çok hassas bir şey yapmışlar orada. Birçok şeyi kabul etmiyor. İlla ki o istediği gibi yüklenmesi gerekiyor. Dolayısıyla sorun çıktığında hani benim de yapacağım, benim de böyle bir sorunum olsaydı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Telsiz İşletme Müdürlüğü'nü aramanız gerekiyor bu tür sorunlarda. Mesela bir soru vardı, bir arkadaşımız müracaat etmiş yine fotoğraftan dolayı. Bir şekilde kabul edilmiş görünüyor ama kabul edilmemiş. Öyle bir şeyde kalmış, arafta kalmış. Yine bunu düzeltmek amacıyla ya iptal edilip ya da kabul edilip edilmediğini öğrenebilmek için yine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nü Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Telsiz İşletme Müdürlüğü'nü aramalarında yarar var. Yani orayla çözecekler. Evet. Çünkü şimdi biz de bilemiyoruz. Bir öğrencimi üniversite sınavına başvuru yaparken BESYO'ya başvuru yaparken yardımcı olmuştum. Fotoğraf boyutunu değiştirirken işte e-mail boyutu, elektronik posta boyutu ya da web boyutu şeklinde değiştirerek yapmıştım ve kaydı onaylanmıştı. Fakat iki gün sonra açıklandı ki kaydı reddedilmiş, sistem kabul etmemiş. Dediğiniz gibi en iyisi yani o şekilde kaydı yaptı ya da yapamadı. En iyisi Kıyı Emniyeti'ne sorarak, telefon açarak sorarak netleştirirlerse daha iyi olur. Evet, çünkü yanlış bir şekilde müracaat olduğunda iptal olur. Yani zaman kaybederler ve bir sürü sorunlara yol açan. Dolayısıyla o fotoğraf işini Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Telsiz İşletme Müdürlüğü'nden öğrenmelerinde yarar var. Yarına kadar yine sorularınız olursa arkadaşlar sorularınızı hazırlayın. Ben anlatırken Özgür Liderim takip ediyor soruları, ben takip edemiyorum. Bitiminde, anlatımın bitiminde elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Arkadaşlar biz de sizler gibi amatör telsizciliğe bundan uzun yıllar önce müracaatımızı yaptık. Birileri, abilerimiz bizlere öğretti bunu. Aynı biz de şimdi size anlattığımız gibi onlar da bize anlattı. Bu şekilde anlatılıp da birçok şeyi bilerek bu işi yapmanız çok çok önemli. Biz de o yüzden zaten özellikle Türkiye İzcilik Federasyonu olarak hem kendi üyelerimize, hem kendi izci ve liderlerimize, hem de yine çevremizdeki yine amatör telsizci olmak isteyen arkadaşlarımıza bu konuda bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eğer sadece sorulara işte 350 tane yaklaşık 400-350-400 tane soru var. Bunları ezberleyip de girebilirsiniz. Evet, girdiniz. Sınavı da kazanırsınız. Belgeniz de gelir. Ya sonra ne yapacaksınız? Dolayısıyla bakın burada bir sürü kanun maddeleri, yönetmelik maddeleri, neyi nasıl yapacaksınız, neler yasak, neler yasak değil, çağrıyı nasıl yaparız, aldığımız bu çağrı işareti ne işe yarıyor? Sizler amatör telsizci olduktan sonra Türkiye'nin bir elçisi durumuna geliyorsunuz arkadaşlar. Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Çünkü uluslararası görüşme yapabiliyorsunuz.
Hatta bırakın uluslararası uzay istasyonuyla bile görüşme şansınız var. Yeterli ekipmanlarınız ve yeterli şartlar oluştuğunda bir uzay istasyonundaki astronotla bile görüşebiliyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'yi, Türk milletini temsil ediyorsunuz. Bu nedenle biz bunu çok önemsiyoruz. Bunu sadece bir uğraşı olarak görmeyin. Az önce de gördük ne işe yaradığını. Arkadaşlar çok çok önemsiyoruz. Bizden sonra da sizler mutlaka birer tane arkadaşınızı bu şekilde yetiştirin, bu şekilde anlatın. Onlar da iyi birer amatör telsizci olsunlar, bu işi bilerek yapsınlar. Çünkü bilmeden yapılan her türlü şey bir müddet sonra hem size hem de o uğraşıyı yapan insanlara eziyet haline gelir arkadaşlar. Yani çağrı yapmanın bile, az önce bir çağrı örneği yaptık. Çağrı yapmanın bile kendine göre şeyleri var, kuralları var. Mesela Tango Alfa 5 Yankee. Bu tamamen çağrı işaretiniz tamamen söylenir. Bazıları şöyle söylüyor. Tango Alfa'yı kesiyor, söylemiyor yani. Diyor ki 5 Yankee diyor. Mesela Özgür Lider'ime yanlış bir çağrı yapacağım şimdi. 5 Hotel 5 Yankee. Özgür Lider'imi bu şekilde çağırıyorum telsiz üzerinden. Bu çok yanlış arkadaşlar. Sizin çağrı işaretinizi, size verilen çağrı işaretini tam olarak kullanmanız gerekiyor. Dolayısıyla çağrı şu şekilde olacak. Önce karşı tarafı söylüyorsunuz. Tango Alfa 5 Hotel, Tango Alfa 5 Yankee. Sadece bunu söylemeniz yeterli. Bazıları ekliyor işte karşı istasyon. Ondan sonra buna benzer ilginç ilginç şeyler, kelimeler türetiyorlar çağrı yaparlarken. Bunları yapmayacağız arkadaşlar. Birkaç çağrı örneği de yine gelecek derslerimizde yapıp göreceğiz. Hepinize Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yusuf Ziyadettin, biz de teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Evet. Arkadaşlar yarın saat 8'de yine tekrar burada buluşmak üzere diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Yusuf Ziyadettin, tekrar ağzınıza sağlık. Yarın görüşürüz. Teşekkür ederiz. Evet, hayırlı geceler arkadaşlar. Yarın buluşmak üzere. Çıkış yaparsak ekran kapanacak. Çıkış yapıyorum özgür dilerim.